Şöyle bir ihtimal de olabilir mi? Şimdi şöyle bir iddia var. Büyük abisi sanırım birazcık babayı yetersiz görüyor genel olarak. Konuşmalarında çevresinden alınan bilgilere göre böyle bir bilgi dolaşıyor. Babayı yetersiz, yumuşak huylu görüyor. Zaten babayla kızın arasındaki bağı videolardan, paylaşımlardan görüyoruz. Sensiz. Baba kızlarına Evet. gerçekten iyi davranıyor. Yani babanın bu Evet. konuda hiç gerçek, çok samimi bir baba. Onu Fakat okutuyor. Okula evet ve yollamış yani, biliyorsun. kesinlikle yani bu bölgelerde çok zordur o. Yani Tamam, kesin. biraz önce yayından önce bile biri eğitimine devam etsin diye mücadele ediyordum telefonlardan. Yayından sonra geleceğim falan dedim. Yani maalesef burada o tür sıkıntılar hala Tabii, devam ediyor. Ve şimdi babayı görüyoruz. Baba bu konuda çok iyi ve çok naif bir adam olduğu da belli. Fakat abinin bu konuda babaya sen yetersizsin, işte sözünü kimseye geçiremiyorsun dediği de yani büyük abinin onunla bir sürtüşme yaşadığı da konuşuluyor. Buradan da babanın yayına bağlanarak işte ben bütün hesabımı zaten onun hesabını verirdim ben, Rojin'in verirdim ve tabii. Rojin'e giderdi paralar demesi de abinin tepkisini çekiyor olabilir mi? Yani belki de o bilgisayarı eğer ortak kullanıyorlarsa ya da tabii arama tarihi de çok önemli. Yurttayken aramışsa, o aramaları yapmışsa Rojin'dir ama evde yapmışsa başkası da aramış olabilir. Arama yapmış olabilir. Bunu abi yapmış olabilir mi? Yani bir ihtimal. Tabii kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz ama her düşünceyi, her fikri konuşmak istiyoruz. Şimdi biz bunların geriye baktığımızda devamlılığını gördüğümüz için, yani bunları yazan bir kişi sonunda intihara giden kişidir diye nitelendiriyorum ben. Şimdi abi böyle bir şey yazmış olsa abinin bu olayı gerçekleştireceğini düşünebilirim. Ama elimizdeki şu an belge ve bilgiler, bunları yazıp bunları araştıran ve sonunda hayatını kaybeden kişi kim şu anda? Projin. Biz önce de tekrar tekrar söylüyorum ki iyi anlaşılsın diye, bu mesajları, bu arama kayıtlarını geriye dönük tüm intihar vakalarının hepsinde gördük zaten. Mesela bir örnek daha vereyim size. Ben bir televizyon programı yapıyorduk o zaman. Fox TV'deydik. Antalya'da bir intihar olayı gerçekleştirildi. Orada cinayet olarak bakıldı. Ben dedim ki bu bir cinayet değil. Dediler 20 tane bıçak bir insan kendine vurur mu? Vurur. Çok defa da ben gördüm bunu, vurduğunu. Ama dedim ki bakın, telefon ele geçtiyse, elde belge bilgi varsa bunun dedim bıçakla insan kendini nasıl katleder sorusunu o telefonda biz bulacağız dedim. Google aramalarında bulacağız dedim. Ve aynı soru çıktı, biliyor musunuz, Google aramalarında. Çünkü genel kapsamda mutlaka bunu araştırma gereği duyuyorlar. Bakın, kafaları bizim gibi değil. Biz mantıklı düşünebiliyoruz. Onlar bizim gibi değil. Onlar ölüm odaklı düşünüyor. Ben size bir şey örnek vereyim. Parmağınızdan tırnağınızı bazen derin kesme ihtimaliniz olabilmiştir. Mutlaka da olmuştur. Canınız ne kadar yanmıştır, değil mi? Şimdi Evet. suya girmeyi korkardı. Şimdi bir de böyle bir şey var. Yanınıza silahımı vereyim. Benim silahım var. Vereyim silahını yanınıza. Silahla durun. Yani silahtan çok korkan insanlar silahla intihar ediyorlar. Yani onun o andan sonra korkma ihtimali diye bir şey yok. Ölüm odaklı konuşuyor. Ölüm odaklı. Adam asıyor kendini, düşüyor, bacakları kırılıyor. Bir daha asıyor, aynı adam tekrar düşüyor, kolları kırılıyor. Ve artık yürüyebilecek, hareket edecek kabiliyeti kalmıyor. Bu sefer kalorifer peteğine kayışıyla beraber beldeki kayışını çıkarıp kalorifer peteğine takıyor ve boynunu kırdırmak suretiyle bunu gerçekleştiriyor. Yani nasıl bir duygudur? Yani Allah kimseye yaşatmasın, biz de yaşamayalım, siz de yaşamayın. Ama onlar bu evreye geçmiş durumda oluyorlar. Biz mantıklı düşünüyoruz. Şimdi dün bir hanımefendinin programı vardı, izledim sizinle beraber. Şimdi hanımefendi bakın yanlış bilgilendirmelerde de bulundu orada. İşte ön otopsi yapıldı, gerçek otopsi daha sonra yapılacak. Zaten otopsisi bitti onun. Bir daha cenazeyi çıkarıp bir daha otopsi yapılmayacak. Artık ölüm sebebini belirleyecek. Zaten boğulma olarak netleştirdiler ama doku parçaları alındı vücuttan. Orada da %100 kanaati ortaya koyabilecek. Mesela
saat aralığını koyacak bize. Denize girişiyle oradan uyumlu mu? O saat aralığı uyumlu mu? Bu saatte denize girmiştir. Şu saatte cenazeyi bulmuş. Bu saatler aralığı uyumu var mı? Bunları anlatacak bize adli tıp. Artık bir daha otopsi olmayacak. Yani bunlar yanlış bilgi kirliliği olmasın diye düzeltmek istedim. Lütfen yanlış anlamayın. Yok, çok iyi yaptınız. Şunu da sormak istiyorum. Baba yayına bağlanmıştı. Bir sabahki yayınıza sizinle katıldığınız evet. Bir yayın. Orada şey dedi. Oradaki uzmanların kendisine bu cesedin 4-5 gündür suda olduğunu söyledi. O yanlış bilgi. Oradaki arkadaşlar neye göre böyle bir karar verdiler bilmiyorum. Ben cesedi görmedim ama bana anlatılana göre size bir yorum yapayım. Cesedin yüzü tanınmayacak halde vücut sağlam. Tabii çürüme var ve şişme var. Ama vücut bütünlüğü sağlam. Şimdi bakın, yüzlerce denizden ben intihar veya işte cinayet sonucu öldürülmüş insan cenazesi çıkartmış. Hepsinin ölüm aynelerini önce biz yaparız. Polis yapar. Olay yeri inceleme yapar. Cumhuriyet Savcısı yapar. Daha sonra adli tıpa gider. Adli tıpta otopsi işlemi gerçekleşir. Şimdi gölde ve denizde balıklar var. Balıklar insan vücudunun ilk önce yüz bölgesi, göz bölgesi, burun bölgesi ve yanak bölgesine saldırır. Ve 18 gün denizde kalan bir insan cenazesi buna maruz kalır. Ama kapalı alan bölgeye giyinik bulduk biz kızımız. Kapalı alan bölgede böyle bir sorun olmaz. Sadece şişme, morarma ve çürüme meydana gelir. Şimdi babasına cenazeyi gösterirken babası dikkat ederseniz şunu söyledi. Sırt bölgesinde dedi birkaç bölgede çürük gördüm dedi. 4-5 günlük cenaze de böyle olmaz. Sabunlaşma has safhada. En fazla bölgede sabunlaşma dediğimiz suda kalmaya maruz kalan insanlarda sabunlaşma tabiri yapılan dokuların bozulma örneğidir sabunlaşma dediğimiz şey. Beyazlaşır ve dokular bozulur. O yüzden sabunlaşma dedi. Sabunlaşma az safhada 4 gün suda kalan bir insanda bu kadarı beklenmez. Yani yüz bölgesinin tamamen deforme olması, tanınmayacak hale gelmiş olması onun uzun zamandır suda kalmış olduğunu bize gösterir. Sırt bölgesindeki morluklarla ilgili ise baba şunu diyor. Bana açtıklarında sırt bölgesinde dedi. Ben dedi morlukları gördüm. Bunlar ölüm morluğudur. Her ölen insanda ölüm morlukları gelişir. Daha sonra ölüm katılığı gelişir. Ölüm katılığı geliştikten sonra 5 ile 7 saat sonrasında ölüm katılığı tekrar açılır ve normal ölüm şekline açılmış bir ceset haline alır. Ama ölüm morlukları morlarmaya ve kararmaya devam eder. Şimdi adli tıp yapılan otopsisinde şayet o morlukların altında bir darp ve cebir izi olmuş olsaydı o bölgenin alt tarafında küçük kanamalar meydana gelir. Darp ve cebir. Ben sizin omzunuza sert bir şekilde vurayım, sıkayım, altta hemen küçük küçük kanamalar görür. Adli tıp bunu görüyor. Otopsi esnasında görebiliyor bunu. O adli tıp ne dedi bize? Darp cebir yoktur. Ateşli kesici silah yaralanması yoktur. Delici kesici alet yarası yoktur. Şimdi size şunu söyleyeyim. Biraz çok konuşuyorum herhalde soru soracak ama aklıma geldikçe anlatayım. Örnek verelim. Kızın bulunduğu alanda bir darp cebir oldu ve kızı aldılar suya getirip gömdüler. Diğer teori bu değil mi? İnsanların kafasındaki teori bu. Şimdi evet. Şanlıurfa'dasınız. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz bilmiyorum. İstanbul'da. Evet, İstanbul'da 100 metre alanda, 100 metre karelik bir alanda bağırdığınız zaman çığlık bile atsanız 100 metrede sizi duyan bile olmaz. Ya ne? Çünkü araç yoğunluğu var, o ses yoğunluğu var. Saat 6:30 Mustafa Bey, saat 6:30 Yeni hava kararmış. Bir kere ben arkadaşıma gel biz midye toplayalım deme şeyi de olduğunu ben düşünmüyorum. Arkadaşı yanıltıcı bir ifade vermiş de olabilir. Çünkü çakıl bu tür olayların taşı toplanacak çakıl, demiş ama. Çakıl taşı akşam karanlığında çakıl taşı toplanmaz. Yani oraya gel çakıl. Gündüz saatleri gidersin toplarsın. Gecenin o saatinde
kimsenin olmadığı yere çakıl taşı toplamaya gider mi insan? Bu arkadaşın ifadesi alınmış mı biliyor musunuz siz resmi olarak? Bilmiyorum. Sadece resmi olarak alınıp alınmadığını bilmiyorum. Sadece böyle basın yayın organlarından duyduğumuz. Ben ama o ifadenin var olduğunu düşünmüyorum. Veya tekrar söyleyeyim. Bu tür olaylardan sonra insanlar birçok şey anlatmaya başlarlar. Aslında olmayan şeyleri de anlatırlar. Yani bir mikrofon tutulsun, bir şeyler olsun falan, bunlar olabilir. Suçlamıyorum arkadaşım. Neticede belki de vardır demiş de olabilir. Ben %100 demiyorum. Ama olayın gidişatına göre ben böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. O benim fikrim. Olay yerinde. Bakın, üniversite okudunuz. Üniversite kampüsü saat 6:30, hava güzel. Yemeğini yemiş herkes. Ne yapar? Bahçeye çıkar. Oradaki banklara oturur. Sohbet eder. İşte tütün içer. Bilmem ne yapar. Yani insanlar oradadır. Kız erkek arkadaşlar. Bunlar üniversite çocuklar. Siz onlardan 200 metre daha aşağıdasınız. Tek başınızdasınız. Size karşı böyle bir eylem gerçekleştiğini düşünün. Bankta oturuyorsunuz. Veya aşağıda taş topluyorsunuz. Oradan taşlara indiniz ve cep telefonunuzu orada bıraktınız. Yine ona da aldı bari. Cep telefonunuzu bıraktınız. Size karşı bir şeyle vurulmadığı ortaya çıktı. Biz artık bunu konuşabiliriz. Kafada darp yok. Delici yok. Kesici alet yarası yok. Hiçbir şey yok. Sizi zorla almaya kalktı. 3 yaşında bir çocuğu bile zorla alamazsınız. Narin olayında gördük. O kolundaki ısırık, ben hala o narin ısırığı olduğuna kesin eminim. Direnirsiniz. Bağırırsınız. O kadar sessiz bir yerde, Van'da hiçbir ses yok. Aa dediğiniz zaman herkes koşar gelir. Ve orada bir mücadelenin olması gerekir. Ve su sığı 50 metre sizi yürütmesi lazım o suya batırması için. Ve 50 metre siz hiç mi bağırmadınız? Hiç mi mücadele etmediniz? Hiç mi bir yerinizde bir yara bere izi olmadı? Bir boğuşma anı olur ki vücudunun her yeri yara bere içinde kalır. Bunların hiçbiri yok. Yani bizi böyle düşünmeye gereksinme duyduğumuz sebepler bunlar. Çocukta hiçbir iz yok. Hiçbir delil emare yok. Bir boğuşma izi yok. Dediğim gibi 50 metre onu sürüklemeniz lazım. 3 kişi yaptı. Ağzını da bağır tutsanız yine bu kız bağırır, ısırır, mücadele eder. Yani illaki şimdi İstanbul'da yaşayanlar yorum yapıyorlar. Ya ağzını kapattı, 2 kişi aldı getirdi. Alamazsın. 10 yaşında çocuğu getir, 2 kişi zorla alsın, suya atsın bakalım. Çocuğunuz varsa yazın deneyin. Zorla tutun, suya atmaya getirin. Çığlık çığlığa gider ortalık. Korkar çocuk. Peki ya tanıdık birinse? Nasıl? Ya tanıdık biri yapmışsa, yani geldi yanına, ona yaklaştı. Ona karşı belki mücadele etmez tanıyordu diye. Ya kendinizi öldürttürür müsünüz? Hadi gel seninle suya girelim, ben seni boğayım dese mücadele edersiniz. Hayat dolu diyorsun. Yani o ilk giriş anını gördünüz mü? Üniversiteye giriş anında gayet normal bir insan. Ama yürürken öyle değil. Biz mesela intiharlardan sonra tabii alt planını araştırıyorduk. Ben araştırıyordum mesela. Psikiyatriye gittiğim zaman, hocaların yanına gittiğim zaman Cerrahpaşa'ya, bana son fotoğraflarını istiyorlardı. Yani. Analiz yapıyorlardı. O analizleri biz de biraz öğrendik. Yani onların yanına gide gide. Mesela bana ilk babasıyla olan fotoğraflarını ben gördüğümde o kızın intihar eğiliminde olduğunu ben bir şekilde kafamda anladım. Yani o normal bir bakış değil. Yani öyle sevinçli, güler yüzlü bir bakış değil. Zoraki gülümseyen. Baba daha sevinçli değil mi? Son video, bir video var ya, kız arkasında çekiyor. Baba çok keyifli. Kızım üniversiteye gidiyor modunda ama kızda böyle bir düşünme hali. Ama tabii onu da şey diyor. Belki ailesinden ilk defa ayrılıyor. Onun üzüntüsü de tabii onlar da girebilir. Ben size bir örnek vereyim. Çocuk tıp fakültesini kazanıyor. Tıp fakültesi ve en çok istediği bölüm. Hayatında her şey çok güzel. Arabası var, evi var, her şeyi var. Babası araba almış tıp fakültesi kazandı. Bir gün sonra asma suretiyle intihar ediyor. Yani biz mantıklı düşündüğümüz için ya olur mu böyle ya? Mümkün değil. Kafamızda öyle yorumluyoruz. Ama onların, tekrar söylüyorum, anlasınlar diye insanlar. Yani öyle yorumlar yazıyorlar ki bana, bazen diyorum ki artık çıkmayacağım, hiçbir yerde konuşmayacağım. Çünkü bilinçsiz insanların size yorum yazması kadar kötü bir şey yok. Ve inanılmaz sizi böyle tahrik ediyorlar konuşurken. Arkadaşlar, intiharlar ve cinayetler bizim konularımız. Bir mezarcının bile
Mezar kazan bir kişi bile kendi konusunda uzmandır. Sen gidip mezar kazamazsın. Kazdığında yanlış kazarsın. Cenazeyi gömdüğünde cenaze bir tarafı böyle durur, bir tarafı böyle durur. Her şeyin bir uzmanlık alanı. Siz gazetecisiniz şimdi. Ben sizin alanınıza girer miyim? Giremem. Sizin araştırmalarınız sizinle alakalı. Siz bu konularda eğitim almışsınız. Ama biz öğrenilerek yapılan bir uzmanlık bu. Biz bunu okulda, polis okullarında gördük, öğrendik değil. Biz bunu yılların bize vermiş olduğu tecrübeyle çalışarak bir cinayet polisi 10 yılda yetişiyor arkadaşlar. Benim yanımda yetiştirdiğim çocuklar 10 yıl sonra ben polisim, cinayet polisim demeye başlayan çocuklar hepsi. Ya ama biz de abilerimizden öyle gördük. Onlar da bizi böyle yetiştirdi. Şimdi olay yerine gittiğimizde biz cinayet mi, ası mı, intihar mı? Bizim bakmamız gereken birkaç tane hareket türü vardır. Bakarız, ip oturmuş mu? İliklerden alttan akmış mı? Açarız külodunu, hepsine bakarız. İpin oturduğuna bakarız. Vücutta herhangi bir boğuşma izi var mı? Sizi biri asmışsa o ip oturmaz mesela. Kasıldığınız için. Bunları biz biliriz. Ama siz normal insanlar hayatınızda bir ceset görmemişsiniz. Biz binlerce ceset gördük arkadaşlar. Binlerce böyle olaylara baktık. Yani kafadan atmıyoruz. Bir de İstanbul'dayız. Mustafa Bey siz de buradasınız. Yani Asayiş Şube Cinayet Bürosu'nu çok iyi bilirsiniz. Bizim cinayetsiz günümüz yok. Günde Yok. 10 tane kayıp oluyor bizde. 15 tane kayıp oluyor. 10 tane intihar oluyor. Van'daki uzman arkadaşımız 3 senede bir tane görüyor. Biz her gün 15 tane görüyoruz. Bunlar yaşanılarak öğrenilen hareketlerdir. Yaşanılarak öğrenebilirsiniz bazı şeyleri.